Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Online maça çıkacağız arkadaşlar. Kadromuza son kattığımız isimleri ilk defa sahada göreceğim ben de. Kadromuza son kattığımız isimler derken Player of the Week'ten 4 tane futbolcu kattık. Kalecimiz Dupe, bakalım nasıl oynayacak. Kendisi düşük seviyeli, çok iyi özellikleri yok. Boyu da çok uzun değil, sıçraması da yüksek değil. Orta sahada, ofansif orta sahaya yerleştirdiğimiz Gabri Veiga var. Santrafor'da da kullanabiliriz ama bir ofansif orta sahada başlayalım. Duruma göre belki çekeriz santrafora. Ben sol GF olarak kullanayım istedim. Chiesa bu hafta en güzel oyunculardan bir tanesi kendisi Player of the Week'te. Fırsatçı golcü. Santrafor'da kenarlarda falan kullanabilmekteyiz. Ve bir tane daha futbolcumuz vardı. Onu ilk 11'e yerleştirmeyi unutmuşum. O da yedeklerde. En önemli ismi unutmuşuz. Benzema. 100 seviyeye çıkan Benzema'yı da santrafora yerleştirdik. Bu hafta form durumu iyi oyunculardan ben kadro oluşturdum. Yedeklerde de çoğu futbolcumuzun form durumu A ve B. Artık form durumları belki önümüzdeki haftadan sonra C olarak da sabitlenebilir. Ligler bittiği için çoğu futbolcunun form durumu C olacak. Ama efsaneler, Big Time olur, Epic olur, eski efsaneler onlar B olarak devam ediyor. Showtime futbolcular bu ve Futbol 2023 içerisinde çıktı. İyi, hoş futbolcular. Bazılarının özellikleri çok güzel ama kötü olan bir tarafları var. Form durumları normal kartların form durumu nasılsa öyle. Normal kartı C ise Showtime'ın da form durumu C olarak kalıyor. Eder Militao bu hafta B geldi. Normal kartında da B'dir kendisi. Real Madrid son maçını kazanmıştı. E-Futbol Ligi'ye tekrardan başlıyoruz. Birinci klasmandaydık. Bizi şimdi güncellemeden sonra üçüncü klasmana çekti. Yolumuz uzun. Tekrardan üçüncü klasmandan başlayalım. Kimimiz geldi? FC Barcelona. 3050 kolektif gücü var. Bayağı da güçlü kadrosu varmış ama 3000'i geçiyor şu an çoğu kişiye kolektif güç anlamında ama 3050 bayağı yüksek. Form durumumuz iyi. Dybala da bayağı iyiymiş bu arada. Kvaratskhelia'yı da kadroya aldım ben ama şimdi Chiesa ile oynayalım. Rakibe baktığımızda herhangi bir 110'luk falan yok. O hileciler devam ediyor mu? Kontrol etmedim ben de arkadaşlar. Bir bakmak lazım. Hala 110'luk hile devam ediyor mu? Ama rakipteki big time epiklere bakın. Süper futbolcular var. Coman, Neymar, Ronaldinho, Messi. O defansif orta sahada Matheus. Savunma hattı. Showtime. Alexander Arnold da var. Birçok önemli ismi rakibimiz çıkarmış. Rakibimizin menajeri Cruyff. Cruyff paketi geçmişte satılıyordu menajer paketlerinde. Top çevirme oyun tarzıyla oynayacak rakibimiz. Uzun süredir de paketler gelmedi. Ne oyuncu ne de menajer. Yıldızlar topluluğuna karşı kadromuz neler yapacak? Offside. Rakibimiz ilk atakta offside'a düştü. Daha hiç topla oynayamadık. İlk topa dokunuşumuz kaleci Dupe ile olacak. Hadi indirir miyiz? İndirdik. Bekimiz geldi. Theo Hernandez. Benzema'ya kaldırsak. Benzema vuramadı. Düşen top yine vuramadı. Edgar Davis. Benzema'nın önünde iyi avantaj elde etti. Yoksa hava hakimiyeti çok iyi değil. Karim Benzema. Eric Garcia. Ama Eric Garcia İşte o top ayağından çıkaracaktın. Tam da Karim Benzema'ya kaybetti. Ve rakibimiz çok erken bir dakikada 1-0 öne geçti. Gabri Veiga o arada kayboldu. Neymar. Neymar'la döndü rakibimiz. Lionel Messi. Benzema çok güzel paslaştı. Neymar. Faul yok, aldık. Griezmann'a ulaşmadı. Nuno Mendes. Savunma arkasına doğru denedi. Top bizde. Hernandez. Chiesa verdi pası çok iyi. Benzema dönemedi. Aşağı taraf boş. Koman. Açıyı da kapatmaya çalıştık. Yerden ortası kalecimiz. Benzema vur kafaya. Çok iyi. Griezmann'la gidiyoruz. İçalım. Şimdi pasımız Karim Benzema kurtardı. Benzema sol ayak gol. Bir birlik eşitlik. Zor bir gol oldu aslında. Bir an dedim avuta falan gitmesin bu top. Süzüle süzüle ağları buldu. Kini gördü. James. Edgar Davis aldık. Yukarı görsek.
Vega ile gidiyoruz. Çok da hızlı değilmiş bu adam ya. Çok yavaşmış bu adam. Hiç topu süremedi bile. Edgar Davids. Griezmann. Gabri Veiga. Dönse şimdi ortaya yapsa. Yaptı ortaya. Benzema'nın kafası çok dar açıdan ama yine de vurdu. Gabri Veiga'yı şimdilik pek beğenemedim. Çok ağır kaldı. İyi top çevirdi burada. İyi pas verdi ama çok yavaş. Kakata nereden geldi yetişti az önce. Duran topun başında Hakan Çalhanoğlu. Ters çizdik. Bir kafa gelir mi? Kaleci Sommer. Kaleci Sommer tuttu aldı. Maçın son hata. Ortayı kapatmaya çalıştık. Top taça çıktı. Ve ilk yarı 1-1 bitti. Dengeli bir maç var. Aslında bir savunma futbolcumuzun hatası yüzünden gol yedik. Rakibimiz pas yapmayı çok seviyor. Gabri Veiga'yı pek beğenemedim ama bir de santraforda deneyelim kendisini. Benzema'yı sağa çağıralım. Yeni transferleri de şimdilik çıkarmayalım. Yorulunca oyun kendiliğinden çıkaracak. Benzema sağ açıkta daha da erken biz vakitte yorulacaktır. Soldan gelebilirsek orta yapalım Benzema'ya. Arka direkte vurur belki. Chiesa savunma arkasına doğru. Mbappe. Mbappe. 2-1 öne geçtik. Ben Gabri Veiga'yı forvete almadım mı? Gabri Veiga'yı forvete aldım zannediyordum. Oyun Mbappe, Gabri Veiga'yı oyundan çıkarmış. Ben kıyamadım adama. Dedim ki tamam kötü oynuyor ama yeni transfer çıkarmayalım. Oyun çıkardı bizim yerimize. Rakip de Benzema ile gole çok yaklaştı. Benzema yukarıyı görecek. Koman. Lionel Messi. Şu şansı vermeyelim. Kapattık her yeri. James. Her yürüdü kapatmaya çalıştık. Rakip sabırla paslaştı. Vurdurmayalım. Rakip vurdu ama. Ya vurdurma o topa. Vurdu. Bu Eric Garcia çok kötü başladı maça ama. Kaka. Pes zamandan kartı. Geldi vurdu kafayı. 2-2'lik eşitlik. Kaka. Messi şut açısı vardı. Kalecimiz Dupe. Top kurtardı. Hayret. Aldık. Faul yok. Devam. Savunma arkasına Benzema. Aşağıyı görsek. Döndük. Şimdi pasımız Mbappe. Ama offside. Çok az farklı offside. Benzema ile çok iyi dönüş. Güzel pas. Bir adımla offside'a düştü. Büyük ihtimalle Benzema yorulmuş olabilir. Oyun değiştirdi mi? Yok, oyun değiştirmemiş. Savunma futbolcularımız da yorulmuş. Biz zaten şu Eric Garcia'yı beğenmemiştim maç boyunca. Onu değiştirdik. Beke alacağımız futbolcu yok. Sağ tarafa kimi alalım? Dybala'yı alabiliriz. Hakan Çalhanoğlu da yorulmakta. Gavi'yi çekelim. Griezmann da yoruluyor. Luis Alberto'yu alalım. Chiesa da yorulmakta. Kvaratskhelia yapamadık. Oyuncu değişikliği hakkımız doldu. Hatta gizli forvet şeklinde oynayalım Dybala'yla. İki tane gizli forvetimiz. Luis Alberto'yu göbek yapalım. Maçın kaçıncı dakikası oldu? 70'lerde olabiliriz. Alırız be. Dybala. Falso'yu yolladık top ağlarda. 3-2 öne geçtik. Sağlı sollu kapatmaya çalıştım her yere. Sonunda benim istediğim yere attı. Rakibi şaşırttım pas atacağı konusunda. Yukarı bastım aşağı atsın diye. Sonunda Dybala'nın olduğu yere attı. Ve 3-2 öndeyiz. Kaka'nın golüne Dybala ile cevap verdik. Oyuncu değişikliğimiz şu an etkisini gösterdi. Dakikayı da göremedik. Ortayı kapatalım. Chiesa çıkarmadık kendisini. Sağda Koundé. Ortada topu isteyen adam çok güzel koşu yaptı da şimdi gördüm onu, geç gördüm. Nuno Mendes. Edgar Davids topu kazandı. Hadi bir daha Chiesa yapar mıyız? Chiesa kurtar. Gavi. Faul var. Dakika 89'u geçti. Faul var. Buralardan kim vurabilir? Elimizdeki isimlere bakıyorum. Sol ayaklı Dybala var. Sağ ayaklı birisi var mı? Luis Alberto var orada. Dybala ile bir deneyelim, yoklayalım. Hadi be Dybala. Dybala'nın frikiği. Of 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 of. Efsane bir frikik gol. Rakibe de teşekkür ediyorum. Geçmedi. Bu golü izledi. Belki de
Yani bu fişi çeken goldü. Maçın skorunu belirleyen goldü. Dedik, yiyeceğiz herhalde. Hakem 6 dakika uzatma vermiş. Rakibimiz farkı 1'e düşürdü. Bu maç daha bitmedi ama. Bu maç bitmedi. Her an her şey olabilir. 4-3. Savunma arkasını görsek. Şimdi rakibimiz gelecek. Muhammed Salah. Orayı kapattık. Pedri. Kenara atacak büyük ihtimalle. O artık çok geç kaldı. Çok pas yapan bir rakibimiz var. Çok seviyor. Güzel de paslaştı. Ama son anlarda artık hızlı oynaması gerekiyordu. Çok iyi bir oyuncuya denk geldik. Bayağı iyi oynadı. Özellikle de o Kaká ile yaptığı gol sevincinden sonra biraz hırslandığımı da söyleyebilirim. 5 şutumuz var. 5'i isabetli. 4'ü gol. Rakibin 7 şutu. 6'sı isabetli. 3 gol çıkardı. Benzema 7 derece rakipte. Bizde Chiesa 7. Mbappe 7. Galibiyeti getiren isim Dybala. Sonradan oyuna girdi ve golü attı. 7. Diğer isimler bunlar ama ben nerede şu Gabri Veiga'yı şimdilik beğenemedim. Hoşuma gitmedi. Ofansif orta sahada beğenemedim. Santrafor'da denemek lazım. Zaten Santrafor kartıyla geldi. Ama Santrafor için çok daha iyi adaylar var orada. Rakibimize de baktığımızda belliydi ya. Bu çok iyi bir oyuncu olduğu gerçekten belliydi oynarken. Daha önce 248 sıralama yapmış. Bayağı iyi. Şimdi birinciler 3. klasmana düştüğü için bu derece yüksek sıralamadaki arkadaşlar şimdi hep 3. klasmanlardalar. 3. klasmanda görmeyeceğimiz kişiler tabii hızlı bir şekilde çıkacaklardır. Efsane de kadrosu var. Solda Nuno Mendes'i kullanıyor. Beckenbauer'ı stoperde değerlendirmekte. Yanında Puyol, sağ bekinde Alexander Arnold. Kadrosunu çok fazla inceleyememiştik. Öyle bakıp geçmiştik. Kaká'yı form durumuna göre sahaya sürüyor demek ki. Benzema'yı da bu hafta çıkardığı için deniyordu olabilir kendisi. Kenar futbolcuları hızlı. Koman, Neymar, ofansif orta sahaları ceza sahası dışından etkili vuruşları olan isimler. Ronaldinho, Messi. Defansif orta sahaya da Matheus'u yerleştirmiş. Savunması güçlü, ayağı güçlü, uzun top atabilen bir isim. Çok hoş bir kadrosu var. Yüksek sıralamalı bir arkadaşa denk geldik. Yendik. Güzel maç oldu. Son saniyelerde maç da gidebilirdi. 4-4'e de gelebilirdi. Biz kazandık. Umarım izlerken sizler de keyif alırsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.